Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Size teklif edeyim. Bu ekranda gördüğünüz bir mevzu var. Yani bu asırda insan en çok neye muhtaçtır? Yaşlı kadının fıtratı üzerinde bize ders veriliyor. Yani o bir zemindir. En güzel bir şekilde yaşlı kadınların fıtratında gösteriliyor ihtiyacımız ne olduğu. Bunu mu yapalım? Allah'ın ispatı tevhid. Tevhid. Bunu mu yapalım? Yani Allah ihtiyaç mıdır? Ve niçin var? Karışık olmaz. Yani Allah ihtiyaç mıdır? Yani inanmak veya inanmamak insana ne getiriyor? Ve inanmanın zorunlu ve zaruri neticesidir. Yani zorunlu ve zaruridir. Allah'a inanmak. O olacak. İkincisi, bir daha tekrar ediyorum. Ya birincisi, yaşlı kadını aleyküm bir dine acayiz. Yani yaşlı kadınların fıtratındaki sistemle bize ders veriliyor. Bu asırda neye ihtiyacımız en çok var? Şimdi yaşlı kadınların fıtratında bize gösterilmek istenen ders var. İnsan bu asırda neye muhtaç? Ondan diyenler elini kaldırsın. Peki. Allah'ın varlığı zaruridir. Peki dur, buradan say. Herkes kaldırmamış. Belki de onda biri kaldı. Burada sayar mısınız? Allah'ın vücudun varlığı zaruridir ve ihtiyaçtır diyenler. Kaldır, kaç sayar mısınız oradan? Bitti, sen kaç say. Bir kişi saysın. Serdar kalk say. Burada bir kişi saysın. Allah. Kaldı bir kişi. Kalkar mısın sen? Şey. Bayram kalk. Say kaç kişi? 18. 18. Üçte biri bile kalkmış yapalım. Şuraya kadar olmamış abi. 33. Saymadım yani. Sadece şuraya kapıya kadar. Tamam, kapıya kadar. 18 ne yap? 51 şunu da say. Say şunları. Birinci ders, yaşlı kadının fıtratında bizi sorguluyor. Yani neye ihtiyacımız var pastırda? Birisi kalksın, kalksın gafara. Burada da indirmeyin ama. Çünkü ben çok hürriyeti çok seviyorum. 25, 26, 27 kişi abi. 27 kaç? 17, 18. Sen de 19. Ne yaptı? 20. 46 yaptı abi. Birincisi kaç? 53. 51. Bu? 47. Evet. O zaman Allah ihtiyaç mıdır? Ve tevhid. Çevir sayfayı. Ya Allah'ın hikmeti ya. Yani benim isteğim olmuyor yani. Hiçbir zaman. Teklifi geldiğim zaman hiçbir zaman isteğim olmuyor. Benim isteğim de olmuyor. O kaçıncı ders hiç olmadı. Acayip bir şey ya. Tamam. Aslında hocam, o münafık dersinde ikinci sıradaydı. Bir daha yaparız demiştiniz. Ona bir daha herhalde bu sefer. Tevhid dersinde münafık dördü, münafık seçilmişti. Bu defa tevhid seçilmişti. Evet. Münafık mı yapalım, tevhid mi yapalım demiştik. Geçmişin elem. Elem, ya çok ilginç bir ders ya. Onu biz nasıl rafa kaldırdık? Yani ilim yükseltir, yüceltir ama olgunlaştıramaz. Ancak elem, sıkıntıyla insan olgunlaşır. Sıkıntıyı kaldırırsanız olgunluk yoktur. Öyle kemalat olmaz. İşte inşallah olur. Tevhid zamanı tesettür yapmış.
Evet. Peki. Şunu koyayım. Önermelerimiz. Cümle cümle. Zaman altına giren her şeyin, ya saat bundan sonra olacak. Ona göre bak, saate bakayım. Sonra saatimiz geçti demeyin. Tamam, 5 dakika geçmiş. Zaman altına giren her şeyin hem mazisi hem de müstakbeli vardır. Mazisiz ve müstakbelsiz eşya, varlık düşünemezsiniz. Bana bir şey söyleyin de mazisi olmasın. Big Bang mazisi var. Sıfır zaman diyor. Demek ki başka zamanı da var. Değil mi? En başa geçtim yani. Elma. Yani zaten bunları hiç düşünemezsiniz. O zaman mazi ve müstakbeli varsa ahiret kesindir. Eşyanın böyle şeyi var. Mazi müstakbeli var. Dünya da bir nefistir. Yani geçiyorum, bunun izahı değil yani. Ateizm bir nedeni olan imandır. Bu da bir imandır ama başka bir çeşit iman. Bir daha söylüyorum. Ateizm nedeni olan bir imandır. Niçin ateizm? Çünkü diyorsa o imanının nedenidir. Senin değişik bir imandır. Allah'a iman nasıl imansa ateizm de bir imandır. Nedeni olan bir imandır. O da bir imandır. Ben inansızım diyemez. İmansızlığa iman ediyor. O da bir imandır. O da bir inançtır. Üstad, dinsizliği din ittihaz ediyorlar diyor. Bunlar evet. Dinsizliği din ittihaz edenler diyor Üstad. Ona inanan. Evet. Yazanlarınız varsa ateizmin bir daha söylüyorum. Ateizm bir nedeni olan imandır. Başka, bu da çok harika bir cümle. Çalışarak geliyorum. Ey ders yapanlar, tombala çeker gibi lütfen ders yapmayın. Notalar alacaksın, çizeceksin, o yerleri okuyacaksın. Çok kısa zamanda ne yapayım? Kendin için ya. Sonra faydalı olacaksın. Kendine faydan yoksa başkasına fayda olmaz. Bak, bu da çok harika benim şeyim. Felsefe öğretmenleri vardır aramızda, tanıyorum. Mantık sistemin, mantık ne demek? Çalışan sistemin mükemmel kurulumundan sonraki eşyaların birbirine sıçrama, anlamlandırmak için kullanılan bir tercüman aracıdır. Mantık, mevcudatın, varlığın içinde aranılır. Varlıktan önce mantık kuramı aranılamaz. İlim, bilim de böyledir. Çünkü ilim maluma tabidir. İlim veya bilim eşyanın içinde aranılır. Eşyadan önce bilim olamaz. Bir de söyleyeyim. Bir sistem var. Bu sistem içinde kurulum var. Sistemin işlevi. Birbirine karşı münasebeti. Bu birbirine karşı sistemin birbirine karşı münasebetlerinin adı da bir tanesi mantıktır. Mesela suyun kaldırma kanunu sudan önce yoktur. Bir de anlatıyorum. Suyun kaldırma kanunu sudan önce nereye koyacaksınız? Taşa koyabilir misiniz suyun kaldırma kanunu? Oduna ya toprağa koyamazsınız. Suyun kaldırma kanunu, suyun dışında düşünemezsin. Zaten konuşamazsın. Suyun kaldırma, suyun sıfatıdır. Sıfat, mevsuftan önce olamaz. Suyun kaldırma kanunu, suyla vardır. Sıfatıdır. Yani, suyun ıslaklığı, sudan önce olur mu? Güneşin ısısı, güneşten önce olur mu? Ha, suyun kaldırma kanunu, suyla vardır. Sudan önce yoktur. Sudan önce yoksa, suyu yapan suyun kaldırma kanunu değildir. Kanun sistemin işlevinden bahseder. Mantık ise
bu eşyanın birbirine karşı en keskin münasebetin adıdır. Onu tanımlayayım bir daha. Mantık, kainat kuruldu, evren kuruldu. Mantık ilmi, ilimdir. Sistemin içinde aranır. Sistemden önce yoktur. Çünkü sistem yok ki mantık olsun. Yani sistemden önce mesela fiziği düşünemezsiniz. Şöyle diyor Hankins. Varlığı diyor, mevcudatı bilimsel yer çekimi kanunu yapmıştır diyor. İnsanla dalga geçiyor hakikaten ya. Yer çekimi kanunu yersiz düşünebilir misin ki mevcudatın kaynak yapıyorsun mevcudata? Yersiz yer çekimi olur mu? Çok acayip bir şey ya. Mesela Dawkins var veya Darwin. Mutasyon diyor. Bu mutasyon, mektep okuyanlar için söylüyorum, çeşitliliği bildirir. Oradan seçilmiştir. Çeşitlilik nerede? Kainat ilk başlıyor. Ne çeşitliliği? Sanki tombala çıkıyorsun. Şimdi mantığı bir de okuyorum. Mantık, kurulan sistemin, yaratılan sistemin mükemmel kurulumundan sonra aşamada birbirine sıçrama, eşyanın birbirine sıçraması, soğuktan güneşe, elmadan suya, yer çekiminden şuna, sıçrama yani, mantık sıçraması yapıyoruz. Bu niye düşüyor? Bunun özgül ağırlığıyla, magma tabakasının özgül ağırlığı, yani merkezdeki özgül ağırlığı arasındaki fark, bu yere çakılıyor. Eşyasız düşünemezsiniz. Bir de okuyayım. Yani ilim ve bilim ve kanun mekanla ve zamanla alakalıdır. Kanun mekandan ve zamandan önce olamaz. Nereye koyacaksınız kanunu? Mekan yok ki kanunu koyasınız. Mekan niçin yaratıldı diyoruz? Kanunla diyor. O kanunu nereye koyacaksın? Mekan yokken. Bir de okuyayım. Mantık, kurulan sistemin mükemmel kurulumundan, yani sistemin mükemmel çalışmasından sonraki aşamada birbirine sıçrama, yani birbirine intikal etme eşyadan, bu nedir? Mesela elma değildir, amuzdur diyebilmen için diğerlerini bilmen lazım. Sıçrama, anlamlandırmak için kullanılan bir tercüman aracıdır. Eşyanın lisanını insanın lisanına çeviren bir araçtır. Mantık, mevcudatın varlığın evrenin içinde aranılır. Varlıktan önce mantık kuramı aranılamaz. İlim de aranılamaz. Fizik de yoktur. Kainat kurulmadan önce, Big Bang'den önce ne kimya vardır ne fizik vardır. Yoktur öyle bir şey. Yani çünkü mevcudata bağlıdır fizik. Mesela eşeğe bakıyoruz. Onun hakkında bir şeyler yazıyoruz. Bu ilim. Onun benzerini yapıyoruz, bilim. Peki bu eşeği kaldırırsanız bununla alakalı bilgi kalır mı ortada? Kalmaz. İlim maluma tabidir. Bunun hakkındaki ilim benim, bu malum denilen var olan bir şeye bağlıdır ve bağımlıdır. Bunu kaldırırsanız bununla alakalı ilim yoktur. Ortadan kalkar. Mesela fiziği kaldırırsanız mevcudatın, fizik ilmi denen bir şey olmaz. Çünkü ilmin ve bilimin kaynağı vücuttur, varlıktır, eşyadır. Fiziğin kaynağı, fizik ilminin kaynağı eşyadır. Fakat matematiğin kaynağı yoktur. Çünkü matematiğin vücudu yoktur. İlmi vücudu vardır, ademidir, vücut haricisi yoktur. Fiziği kim yaptı? Fizik ilmini nereden çıkarttın? Eşyadan diyebilirsin. Ama matematik nereden çıktı? Eşyayı gösteremezsiniz. Çünkü varlıktan öncedir, vücudu yoktur. Duruşuna bakarsanız sanki ezeli gibi bir şey. Mesela Big Mac sıfır zaman diyor. Ha demek bak sıfır zaman. Demek ki sıfır diyebilmek için eksi zaman da var. Yoktur. Matematiğin kanunu yok. Kanunun da vücudu haricisi. Bu kanunun da vücudu haricisi yok. Yani oradaki fark şu. Fakat kanunun vücudu haricisi yok ama
ademi bir vücuttur, eşeğe bağımlı. Mesela 5 tane elma. Matematiktir. 5 elmayı kaldırın, gene 5 vardır. Ama elmaya ait bilgiler var. Elmayı araştırmış bilgi var. Elmayı kaldırın, ilmi de yoktur. Matematik eşya yokken de vardı. Onun için matematiği kim yaptı sorulamaz. Yani Allah'a kim yarattı soran adama diyorum ki, matematiği kim yaptıysa, matematiğin kaynağı yoktur. Fiziğin kaynağı vardır. Fizik ilminin kaynağı vardır. Ama matematiğin kaynağı yoktur. Ademi bir vücuttur. Vücud haricisi yoktur. Vücud ilmisi vardır. Ama vücutlar onun üzerine bina edilmiş. Çok ilginçtir. Atlıyorum. Şey demiş ki Karl Marx. Biz çözemediğimiz şeye Allah'a vermek zorunda kalıyoruz. Onun için iman var diyor. Batılı tasvir etmiyorum da bildiğiniz bir şey. Bir daha söyleyeyim. Biz çözemediğimiz şeye Allah ile izah etmek zorunda kaldığımız için Allah var. El cevap, aksine çözdüğümüzde o gördüğümüzden dolayı ona veriyoruz. İzah edemediğimizden değil, tam tersine izahlarımız onu gösterdiği için Allah var. Ben Allah'a inandığım için Allah var olmadığı gibi reddetmeyle de o yok olmuyor. İzah edemediklerimden dolayı Allah yoktur veya vardır değil. İzah edemediklerimden dolayı Allah'ı ben imal etmemişim. O fetret ehlidir. İzah edemediği belki de mesul değildir. İzah edemediklerimizden değil, izah ettiklerimiz onu gösterdiği için Allah var. Yani Allah'a ben imal ediyorum. Peki bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı demek inanmak zorunda olduğum için mi söylüyor? Mantık değil midir? Yani bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Hani devamlı kullandım. Şu akıl yapılırken şu akıl kullanılmadı. Bu akıl yapılırken daha önce akıl olması gerektiğini söylemek izah edemediğimden midir? Mecbur olduğumda. Bu aklın, bu akıldan önce başka bir akıl olması mecbur olduğum için diyor. Kainatı anladıkça Allah'a hayranlığımız artıyor. Aksine ateistlerin dediği gibi izah edemedikleri için inanıyorlar değil. Tam tersi, kainatı sorguladıkça hayretimiz daha çok artıyor. Kainat muhteşemleştikçe, orijinal oldukça, cehaletimiz kalktıkça, yani kısacası Allah hayranlığımız daha çok artıyor. İlim arttıkça Allah daha çok belirginleşiyor. Oysa inkarın zemini cehalettir. İzahlar onu gösterdiği için inanıyoruz. Bizim inandığımız Allah, izahlarımızın gösterdiği Allah'tır. Başka bir şey. Şu mantığı da yakalamanızı istiyorum. Allah hiçbir şeyden her şeyi yaratmıştır. Bunu aklı almıyor beyefendinin. Ama neyi alıyor bakın şimdi. Bir daha söylüyorum. Allah hiçbir şeyden her şeyi yaratmıştır. Bir daha. Allah hiçbir şeyden her şeyi yaratmıştır. Bunu aklı almayan adam şunu söylüyor. İnkar ise hiçliğin kendi kendine her şeye dönüştüğünü iddia ediyor. Bir daha söylüyorum mantığı, çünkü bunu şey yapmayalım. Hiçliğin kendi kendine her şeye dönüştüğünü iddia ediyor. Ederek hiçin içine varlığı sokuyor. Bir daha söyleyeyim. Bu kainata kaynak hiçlik gösteriliyor. Belki de bu dersin can alıcı cümlesi olur. Bak. Varlığa kaynak hiçlik gösteriliyor. Hiç. Bu kainat nereden yaratıldı? Hiçlikten diyor. Hiçlikten kendi kendine her şeye dönüştüğünü, hiçliğin her şeye dönüştüğünü diyerek
varlığın kaynağını hiçlik göstererek hiçin içerisini varlıkla dolduruyor, çaktırmadan. Çünkü varlığın kaynağı hiçlikse hiçin içi boş değil. Varlık dolu. Günaydın beyler. Çaktırmadan çakıyoruz biz de. Çaktırmadan unutturacaktı. Bakın, hiçbir şeyden, her şeyin yaratılmasına aklın yatmıyor. Tamam, yatmıyor, doğru, koyalım. Ama hiçlikten hiçbir sebep yokken her şeye dönüştüğünü, failsiz dönüştüğünü aklın yatıyor. Ve mevcudatın, varlığın kaynağını hiçlik diyerek hiçin içerisini kainatla dolduruyorsun. Oradan çıktı diyorsun. Bunu şeyde kullandım. Kadıköy Belediyesi'nin tanzim etmiş olduğu felsefe seminerinde bunu izah ettim. O 5-10 dakika. Bir daha beni davet etmediler. Önünü yakalamaya çalışan köpek gibi dönüp duruyorlar. İnan bir daha. Oysa 7 tane seminerdi. Telefon ettim. İkinci hafta. Ara verdik dediler. Orada birisini tanıyordum. Sekreterlik. Şu anda yapılıyor. İçeride icraat var diyor. Ama beni bir daha davet etmediler. Dalga geçmek için herhalde. Beni de bir cins olarak soktular. Farklılıklar içinde. Kapak oldu. Fakat bunu kullandım. Ama öyle bir çakıyor ki düşünen insanlar için. Hiçi varlığın kaynağı gösterilip hiçin içerisini varlıkla dolduruyor çaktırmadan. Yani bu mevcudat ilimdir. Hiç denilen şey yoktur. Ama bu ilmin kaynağını hiç olan alime veriyor. Hiçlik, yokluk manasında kullanıyor. Varlığın kaynağı gösteriliyor. Varlıkta görme var. Kaynak göz. Yani göz olması gerekirken körü gösteriyor. Aklın kaynağı cehalet, vücudun kaynağı hiçlik, gözün kaynağı kör gösteriliyor. Kulağın kaynağı da sağır gibi. Bir iki tane kaldı. Şimdi Allah ihtiyaç mıdır? Ona geçeyim. Yok, iki tane de cümle var. Ondan sonra Allah ihtiyaç mıdır? Sonra geçeceğim buraya. Çalışarak geldim ya. Evrenin kendi kendine olmuştur sözü çaresizliğin göstergesidir. Onu da söyledim orada tabii. Kendi kendine olmuştur sözü çaresizliğin, izahsızlığın kaçışıdır. Neden kainat kurallara göre işliyor? Sen daha kış olmadan kışın geleceğini söyleyebiliyorsun. Bu normal mı? Niye bir kurallar işliyor kainatta? Hem de ilmi. Kış geliyor diyorsun. Yaz geliyor. Niçin bir sistem var? Niçin bir güzel bir tasarım var, hesap var? Evet. Allah ihtiyaç mıdır? Buradan 3-4 tane de şey, ondan sonra yeri okuyacağız. İnsan bir Allah'a inanmanın ve inanmamanın getirilerini kendisine sorması lazım. Allah ihtiyaç mıdır? Değil midir? Herkes, ben soruyu okuyacağım. Herkes kendisine soracak bunu. Allah'a inanmak bana ne kazandırıyor? Aksi ise ne kaybettiriyor? Soracağım şimdi. Hazır mıyız? Yoksa senin inanman ve inanmaman evreni, varlığı değiştirmiyor. Yani Allah'a inanman ve inanmaman varlığı değiştirmiyor. Bir inkarcıya dediğim gibi maalesef inkar ettiğin ahirete gidiyorsun dedim. Bir hafta sonra beni aradı. İnanmadığın ahirete gidiyorsun. İnanmadığın yere gidiyorsun. Çünkü ona varlık dedin. Ben hiçe gidiyorum dedi. Kim gidiyor dedi? Ben. Ha sen demek bir yere gidiyorsun. Demek orası var. Gidebiliyorsan. Ama ismi değişik. Nereye gittin? Hiçe. Ha demek ki gittin yani.
Antretinç diye tanımlamış. Evet, tanımlamış. Ama oraya gidiyoruz. Şimdi soru. Senin alemine tesir ediyor dedik. Sen kendi aleminde hangi şıkla rahatsın? Yani Allah'ın varlığı veya yokluğu sıkıntılarının çözümünde hangisi daha işine yarıyor? Dertlerinin, sıkıntıların çözümünde Allah'ın varlığı mı veya Allah'ın inkarı mı? 3. Dünyada yaşarken hangi şık sana güven veriyor? Güven duygusunu sana veriyor. Yeisten, ümitsizlikten, ümitsizlik vahşetinden hangisi seni kurtarıyor? Allah mı, Allahsızlık mı? Yeis, ümitsizlik ve içsel çöküntü vahşetinden hangi şıktan sen daha fayda görüyorsun? Aleminde bazı şeyler karşılığını bulup oturuyor ve en büyük meselen olan ölümü nasıl izah edip çözersin? Allah ile mi, Allahsızlıkla mı? İnsanın en büyük meselesi kabirdir. Neyle çözeceksin? Başkan, insanlarla, dostlarınla samimi çıkar ilişkisi kurmadan beraber olabiliyorsun. Hangi şıkla? Başkan, insanları sevip seviliyor, fedakarlık yapıyor ve yapılmasını bekliyorsun. Hangi şık sana bu konuyu çalıştırıyor? Allahsızlık mı? Allah'a iman mı? Hem neden düşündüklerin, planladıklarının izahını, uygulanırlığını, zeminini hazırlıyor. Yani bu kainat. Allah'a inancı mı? İnkar mı? Yani düşündüğüm şeyler kainatta buluyor. Niçin benim düşündüklerim kainatta var? Niçin benim isteklerim kainatta var? Tamamen gayb ve kontrolsüz olan içsel alemini, enfüsi alemini hangi şık kontrol ettirebilir, edebilir? Yani birbirine çelişen, çatışan hiddettir, merhamettir, vermektir, almaktır, adalettir, adaletsizliktir. Yani içsel kaos var içimizdeki birbirine tutarsız hisler, duygular, düşünceler. Acaba bunu kontrol etmemize Allah inancı mı, inkar mı kontrol etmemize yardım ediyor? Başka? Evet, bu saydıklarımı hangi şıkla yapabilirim? Acaba hangi şıkla insanları ve insanlık alemini dizayn, sisteme koyabilirim? Yani disiplin neyle olabilirim? Disiplin. Hani şeytanı derdim hatırlarsanız. Şeytan zaten vardır. İnansan da inanmasan da var. Doğru ve yanlış yapsan da vardır şeytan. Senin dışında bir sistem. Şeytan sen haram, yanlış yaptığın için sana müdahale ediyor değil. Şeytan kuralsız doğrularımızın içerisinden giren bir sistemdir. Ne demek? Bir örnek vereyim. Bir gün sabahleyin 5'te kalktın. Bir gün 7'de kalktın. Bir gün 11'de kalktın. Bir gün de 8'de kalktın. Bir öyle bir böyle. Haram değil. Yasak değil. Ama kuralsız, disiplinsiz bir hayatın var demek. Doğru olan bu kalkışlar haram değil. Ama kuralsız, disiplinsiz bir hayatından haber veriyor. Şeytan bu doğruların içerisinden, disiplinsiz doğruların içerisinden giriyor. Yanlışların içinden değil. Disiplinsiz hayattan giriyor şeytan. Mesela şöyle uygulayayım. Memurlar kaçta başlıyor işe? 8. Kaçta kalkıyorsunuz? Bir tane söylesin. 6. Pazartesi 6'da kalkıyorsun. Cuma'da 6'da kalkıyorsun. Eğer pazartesi sen 8-9'da kalkarsan hiç şansın yok. Gene 6'da kalkacaksın. Disiplinini bozmayacaksın. Cumartesi pazar ya. Pazar ya. Sonları da aynı saatte kalkması gerekiyor. Evet. Disiplin için. Disiplin için bozmayacaksın. Şeytan doğru kuralsızlarımızın içine giriyor. Yanlışlarımızın içinde değil zaten. Sağdan yapacağım. Evet. Mesela bir tane söyleyeyim. Şeytan imansıza ve abdestsize, imansıza ve abdestsize imanın yoktur, abdestin yoktur demez. Eğer sana imansız diyorsa
Eğer sende abdestin yok diyorsa ben altına yeminle imzamı atıyorum. Şeytan tasdikli, TSE'li, abdestin ve imanı var demektir. Getir, imza atarım. Ben şüphelendiğim zaman abdest almıyorum. Şüphelenmesem, olan devrede şeytan yok, o zaman abdestim yok, o zaman alıyorum. Anlıyor musun? Şeytan dedi ki, demiyor da eski de diyordu. Senin imanın yok dedi. Sana ne dedim, benim imansızlık seni rahatsız mı? Yok, ne yapalım? Ulan diyor, benden daha deli ya. Ama desem, hakikaten ya, Allah Allah. Benim imanım yok ya. Anlatan da kendisi. Bir şey söyleyeyim de kapatayım, bu konuya nasıl gene girdim? Disiplinler. Evet. Allah, iyi dinleyin ama, Allah ve melekleri negatiflik pompalamaz, haşa. Allah ve melekleri, sen imansızsın, sen cehenneme gideceksin ha, amelin kabul olmadı ha, sen abdestsizsin demez. Diyorsa o şeytandır. Eğer sen abdestin yok demiyorsa, şansın yok, hakikaten abdestin yok ya. Oysa abdestin yok diyorsa abdestin var. Hiç karışmıyorsa iyi bir adam değilsin. Çünkü hırsız boş eve girmez. Peki, burada durduk. Şimdi yaslanın. Meslemin Nuriye 92. Şeytan bunun neresinde diyorlar adına. Evet, şeytan bunun neresinde. Oysa kuralsız doğrularımızın içerisinde. Zaten kanda dolaşıyor ya. Efendim abi. Şeytanla işleri olmadığı için şeytan doğuramıyor. Evet. Şeytan vücut haricisi var. Mahluktur. Realitelidir. Tutulan, konuşulan, oturulan mantıklıdır. Ama akılsızdır, zekidir. Aptaldan şeytan olmaz. Allah Resulüne geldi, sorulara cevap verdi. Yalnız vücudu atomdan değil. Zişur atomdan insandır, encamidir. Ne işi var cesetti? Cesede girebiliyor mu peki abi? Giriyor. Yani girebiliyor. Çünkü burada biz oturmuyoruz. Sen misin bu salonda? Burada var mısın? Var değil mi? Başkaları yok mu şimdi? Var. Var. Burada da öyle. Benim nefsim, benim ruhum, ben olamıyorum. Üç kişi oturuyoruz burada. Ama doktora gidip demeyiz. Ben üç tane şahsiyet hissediyorum. Doktor bey deyince vallahi hemen ilaç yazar sana. Üç tane kişilik var bende. Bir tane tarafım diyor ki Allah var. Bir tarafım olur mu? Bir taraf diyor ki yok. Bir taraf var diyor. Bir taraf diyor ki abdestim var. Bir taraf yok diyor. Bir tanesi diyor ki imansızsın diyor. Ötekisi imanı var diyor. Hangisi doğru? Bakıyorsun böyle. Tanımazsan bunu. Vay be. Ve en yakınına şehvet duyarsın. Ulan bu ne alçaklık ya, ne aşağılık bir insanım. Yok. Kaliteli bir adamsın. Abi ne alakası var? Serseri devrede. Onu bildiğin zaman bitti. O kadar keyifli oluyor ki bu sefer. Bilsen onu tard eder diyor. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Allah ustattan ebeden daima razı olsun. Yoksa nasıl yürüyeceğim ben böyle ya? Ne biçim öyle rahatça konuşuyorum? Bastığım yerler çok sağlam. Adamı merak ettim adamı. Dedim bunun psikolojisi nasıl bir şeydir diye. Şeytanın psikolojisini yazmaya çalıştım hep. Abi sizin torpilli olduğunuzu tek bir yerde düşünüyorlar şu dünyada. Şu Bakırköy'de. Bu diyorlar giriyor çıkıyor herhalde bir tanıdığı var. Bu da deli ama. Gidiyorum. En geç ayda bir gidiyorum Bakırköy'e. Bakıyorum böyle. Ne nimet de vermiş bana. İnan bakıyorum. Akıl hastanesine gidiyorum. Hediyeler götürüyorum. Hastanelere gidiyorum, ziyaret ediyorum. Cenazeyi ihmal etmem, düğününüzü ihmal etmemeye çalışırım. Hastanızı gidip ziyaret ederim. Bir de kendi özelim var işte Bakırköy'e, akıl hastanesine. Giderim o fedaileri, akıl nimetini bana hatırlatanları ziyaret ediyorum. Çok ama yazın daha fazla. Allah'ın sanatını seyretmeye çalışıyorum. Orada kendimi. Peki, mevcudatın faili... Kaldır yukarıya. Heh. Şu mevcudat var mı? Var.
varız. Hebeneka değiliz. Sofestay değiliz. Varlığı inkar etmiş. Kendisindir. Var yoktur. Bunlar hep hayaldir demiş adam. Şu mevcudata ne demiş biliyor musun? Ama akıllıdır. Akıldan istifa etmiş. Şöyle demiş. Ya bu mevcudat olacak, sanatkarı olmayacak. Bir de bende akıl olacak. Bu mevcudat var, ustası yok. Demektense hiçbir şey yoktur diye akıldan istifa etmiş. Ustad diyor ki bu akıllılıktır. Nereye göre? Var şu mevcudat da ustası yok demeye göre. Yani göz var, bunu bu göz yapılırken bu göz kullanılmayacağına göre bu gözün arkasına kör var demektense valla ben bu işte yokum ya. Göz mözmöz düşünmüyor. Bu daha akıllılıktır. Mevcudatın fahili yani eşeği vücuda getiren, demek çok antika bir mantık var burada. Korkunç bir mantık var şimdi. İnşallah muvaffak olursam. Şu mevcudat var mı? Var. Bunun failini arıyoruz. Bizi çok alakadar ediyor bu. Allah bizim en büyük meselemizdir. Faili iki şıktır. Bütün dinlerle beraber, çeşitliliğiyle beraber Allah ve çeşidi, Tanrı, God, God dese bile bir taraf. Bir de çeşitliliğiyle beraber Allah değildir. Kendi kendinedir, sebeplerdir, tabiattır. Üç şık. Kendi kendine, sebepler, tabiattır. Dördüncü şık Allah. Dört yoldan başka yol yok. Şimdi bir tarafı bu tarafa aldık. Üçünü buraya koyduk. Çeşitleriyle beraber yokluğu iddia edenler. Çeşitleriyle beraber birisine verenler. Tamam mı? Şimdi ikisi çatışıyor. Bu bak paragrafta. Bu mevcudata ya bu yaptı. Hiçlik yaptı. Hiçliğe faillik veriyor. Veya Allah yaptı. İkisi de zıt birbirine. Daha garizi mantık deniliyor. Doğuştan bir mantık var. Hiçbir tarafı irdelemeden, araştırmadan Allah'ın yaptığı ihtimal %50'dir. Tesadüfen ve tabiatın yaptığı %50'dir. İlk baktığın zaman yarı yarıya. İnsaf nısıftan gelir Arapçada. Allah yapmış olabilir mi? Tabii canım. %50 bunundur. %50'de Allah'ın dışındakiler yapmıştır. Tamam mı? İlk bakış budur. Şimdi burada mantık giderken bu Mesnevi Nuriye 92 karşıda gördüğünüz bu mantığı söyleyeyim de okurken daha iyi anlarsınız. Eğer bu iki zıt ilk bakışta yapma ihtimali %50'dir. Eğer bir tanesi kendisinin yaptığına dair bir tane delil getirirse, ötekisi bunu çürütemezse, delil getiren %100 olur, ötekisi 0 olur. Bir tane. Mantık burada o kullanılıyor. Anladık değil mi? Anla. Bir de izah isteyen var mı? Elini kaldırsın mı da yapayım. Elhamdülillah. Mevcudatın faili yani eşyayı vücuda getiren ya vacip ve vahittir veyahut mümkün ve kesirdir. Ya bu ya bu. Fail bu mevcudatı yapan vacip ve vahit olduğu takdirde ne külfet var ne de garabet var. Olsa olsa vehmi olur. Yani Allah yaptı. Allah'ı tanımadığımız için vehmi olabilir. Yani Allah nasıl yaptı ya? Ya tanımıyoruz. Daha dur. Allah yap demen inanmayın diyor. Vehmidir. Yani Allah 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 nasıl yaptı ya? Tamam. Koyduk kenara. Yapmadı diyebilmen için tanıman lazım Allah'ı. Yaptı %100 Allah yaptı demen için Allah'ı tanıman lazım. Tanımıyorum ki Allah'ı. Vehmidir diyor. Bak ne biçim mantık kullanıyor. Mesela şöyle diyeyim. Murat uçağı kullanabilir. Kullanıyor. Vallahi kullanabilir de kullanmayabilir de. Öyle değil. Bilmiyor. Öyle değil mi? Bir insan hakkında böyle denilir. Ne zaman tanırsa kullanıyor kardeşim. Olabilir kalktı. Kullanamaz kardeşim. Diyebilmem için onu tanımam lazım. Allah'ı tanıyor muyum? Tanımıyorum. Niçin Allah'ı tanıyor? Benim dışında bir şey. Yapabilir mi? Vallahi yapabilir kardeşim, yapamaz da. Vehmidir diyor. Öyleyse abi şey yapanlar daha çok tavsu vehli mi oluyor?
Taassup ehli buradan çıkıyor. Şimdi ötekisine geliyor. Esbaba isnat edildiği takdirde esbab yaptı olabilir mi? Esbabı tanırım. Çünkü yanı başında. Tabiat kanunları güneş, hava, toprak, su. Yani malzemesi. Kanun değil de malzemesi bu. Yukarıdan aşağıya güneş, hava, toprak, su. Yani esbab beni yapmıştır. Gözümü, kulağımı yapmıştır. Ya Allah idi ya sebepler. Allah bilmiyorum. Benim dışımda bir şey ve buralarda da yok. Bilmiyorum. Tanışmadım. Tanımıyorum. Olabilir. Ama yapamayabilir de. Esbab ise yanım başımda. Onu tanıyacağım şimdi. İlk önce yanımdakini tanışayım ki bu yapabilir mi yapamaz. Bunun yapamayacağı ortaya çıkarsa Allah'ın yaptığı %100 olur. Bunun yaptığı ortaya çıkarsa haşa Allah'ın yapmadığı olur. Yanımdakinden ben şey yapayım. Esbaba istan edildiği takdirde külfet ve garabet vehmilikten çıkar, kati ve hakiki bir şekilde tahakkuk eder. Allah Allah. Niye? Çünkü kusur ve zafiyetten hali olmayan esbab-ı kesireden hiçbir sebep bir müsebbibi omuzuna kaldıramaz ve bir şeyin icadına gayri mutena esbabın iştirakı lazımdır. Mesela ben başa tekrar geleyim. Esbab tekrar şey yapıyorum, cümleyi okudum görün diye. Esbaba isnat edildiği takdirde külfet ve garabet vehmilikten çıkar. Yani Allah yapabilir miydi? Olabilir. Nedir bu? Vehmi. Olabilir. Ama sebepler yapabilir mi? Vehmi değil. Yapamaz çünkü tanıyor. Kendisi kördür, göz yapamaz. Bu vehmi değil. Vehmi demek varı yok, yoku var gösteren. Yani olabilir, ihtimal. İhtimal yok sebeplerde. Çünkü benim gözümün arkasında kör olması aklıma hiç yatmıyor. Kimdir bilmiyorum ama gözümü yapanın arkasında bir basir olması lazım. Şuuru bana verenin kendisi şuursuz olmaması lazım. Bana aklı verenin akılsız olmaması lazım. 7,5 milyar akıl var. 7,5 milyar akıllarının ustası akılsız olur mu? Şu anda geçmiş bahsetmiyorum. Geçmiş insanlardan bahsetmiyorum. Gelecek insanlardan da bahsetmiyorum. Şu anda 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın aklının ustası olan aklı kül insanı ahirete yani kabre sokup diriltmemek üzere o aklı israf ederek akılsızlık yapmaz. Bir daha söylüyorum. 7,5 milyar insanın aklını yapan aklı kül bu aklı toprağa sokup hiçliğe atarak bu aklı israf edip akılsızlık yapmaz. Çünkü 7,5 milyarın toplam aklı bunu yapmaması lazım. Nereden biliyorum yapmaması lazım? Çünkü benim aklım bile kendi malını israf yapmıyor. Yani sen aldın Mercedes'i. Sen bizi derse götürdün Serdar. O arabayı ilk aldığın zaman. Abi vallahi bu arabanın nasıl yandığını hiç görmedim diye aldığın gün tutuşturur musun? Niye güldünüz? Verilen mantıkla bana verilen bir sistem var işliyor. Malına sahip çıkıyorum. Orada bir telefon görsem arkadaşlar telefon var kimin derim. Bu kadar sade söylerim. Ama benim kalemim olsa kalemi versene kardeşim ya. Niye heyecanlandım? Malıma sahip çıkıyor. Bana verilen bir özellikle örnek veriyorum. Allah malını israf etmez. Nereden biliyorsun? Bana verdiği sistemle ben malımı israf etmediğim gibi. Ben israf etmiyorum. Bana verilmiş bu israf yapmama duygusunu. O zaman bana verilen sistemle ben bunu israf etmezsem bunu bana veren zat da malını israf etmez. Vehmi değil bu. Vahidi kıyası enfusten yapıyorum. Etmez. Bir de 7,5 milyar insanın aklını yapan ve kainatta israf yapmayan bir zat İnsanların akıllarını toprağa sokacak, diriltmemek üzere çürüterek israf edilecek
bu 7,5 milyar insanın aklının ustası bu israfı yaparak akılsızlık yapamaz, yapmaz. Sistemi müsaade etmez. Şimdi Allah mı yaptı? Vehmidir. Esbab yaptı, vehmi değildir. Çünkü sebepleri bana gösterin. Benim şuuruma, senin şuuruna güneş olabilir mi sebep? Veya sende şefkat var. He? Ne var biliyor musunuz? Annenin karnındayken ben de öyleydim. Anneniz pirinç yemiş veya bulgur. Oradan gelmiş şefkat. Olabilir mi? Pirinç kaynak olabilir mi şefkata? Olamaz. Yani ihtimal olabilir mi? Demek ha, sıfır. Bakın tanımadığına olabilir. Ama tanıdığına olamaz. O zaman ikisi çatıştığı zaman bir tanesi mal olursa ötekisi vacip olur. Tanımadığın otomatik kendisi üzerine yüklenir. %100 olur. Burada bu iflanı kesiyor bu mantık burada. Abi şey garip geliyor ya. Adam profesör mesela üniversitede ama kendi kendine oldu diye bas. Gazali diyor ki arabayı yani bir tabii şeyi sanatı bir marangoz tahtayı kapıyı tamir etmek bir sanatkarlık olduğu gibi doktorluğa da sanatkarlık diyor. Ne zaman sanatını marifetini Allah'ı tanımaya Allah'a vasıta kullanırsa o marifeti marifetullah olur. Yoksa sanatkar olur. Sen nasıl terzisin eşyayı tamir edebiliyorsun? Arabayı tamir ediyorsun sanatkarlıktır. Doktor da bu cihazı tamir ediyor o kadar. Mesela Mustafa otçudur. Bildiğim için fabrika vesaire. Yani ot. Hani öksürük var. Bizde Mustafa ne olacak şimdi? Ha, ben de bir tamirciyim. Adam geldiği zaman, hususi görüştüğüm zaman konuşturuyorum 5-10 dakika içinde %100 benim için tabii. Hemen röntgeni çıkıyor. Bu buradandır. Bu vesveseden mi darbelenmiş? Ölüm korkusu? Bu vehimden mi? Harici bir müdahale mi var? Benim için Allah'ın izniyle şey. Bu da tamirci, ben de tamirciyim. Bu sanattır. Eğer Allah'la şey yaparsan, orada kullanırsan, bendeki ilim marifetullah olur. Yoksa marifet olur. Beceri olur. Şimdi diyor ki, esbaba istan edildiği takdirde, şu risaleye bak ya. Kurban olurum. Yoksa nice kara elleri öpecektik ya. Ya hadi. Ne mantık? Şu paragrafı görüyorsunuz ya. Şuraya. Siz de görüyor. Ne acayip ya. Hayret ediyorum ya. 1926'da. Şu nasıl mantık kullanıyor? Allah yaptı demiyor ha. Allah'ın yaptığı ihtimali diyor. Vehmi olur diyor. Olsa olsa vehmi olur diyor. Çünkü niye vehmi olur? Allah yaptı demek taassup olur, yapmadı demek inkar olur. Çünkü tanımadığın hakkında nasıl hüküm veriyorsun diyor. Ama esbaba isnat edildiği zaman külfet ve garabet vehmilikten çıkar, ihtimallıktan çıkar, kati ve hakiki bir şekilde tahakkuk eder ki olamaz. Niye ortada? İnsanın ruhsal yapısına Osman hangi esbab gösterilebilir? Senin düşünmene diyor ustad 632'de yemiş olduğun gıdalar veya telafifi dimaya var ya beyindeki gri maddeler. Onların teşekkülünde midir yani? Ben mesela içtiğim şey midir? Şu anda konuştuğum mantık. Arkadaşlar bunlar yiyecekler torna tezgahı, konfeksiyon tezgahı gibidir. Veya kalem gibidir. Onu kullanacak hasandır. Evet yazıyı kalem yazdı. Ama kalemle yazdım. Kalem yazmadı. Kalemle yazdım. Doğru ben bununla yazdım. Ama bu yazmadı. Bu yazıysa bu alim olur. Sebepler tezgahtır. Tezgahtar değil. Kanundur. Kudret değil. Yoksa bakarsan sanattır. Sanatkar değil. Hareketlenendir. Hareketlendiren değil. Yapılandır. Yapan değil. Malzemedir. Malzemeyi kullanan değil. Sanattır diyor. Sanatkar değil. Sistemdir. Sistemi kuran değil.
Çünkü kusur ve zafiyetten hali olmayan esbabı kesire. Kusuru var. Mesela güneş yapamaz. Niye? Aklı yok. Şuuru yok. Hayatı yok. Bana nasıl hayatıma sebep olacak? Şuursuz bir şey. Şuuruma nasıl kaynak olacak? Acayip bir şey ya. Anne karnı karanlık değil mi? Kör maddelerden göz yapılacak. Normal bir teknoloji mi? Düşünürken, konuşurken elim hareket ediyor ona göre falan vesaire. Ya insan denilen şu ucu bucağı yok ya. Bir tanesi soru soruyor, ikide bir sayı. Abi Darwin'e ait bir ders yap lan Darwin. Darwin neymiş ya biz Darwin? Şecere-i hilkat yapıyoruz. İnsan nereden gelmiştir? O dersi görüyorum. Darwin neymiş lan? Yani ama şunu sorarsan, insandan hayvan olmuştur ama hayvandan insan olmamış. Kur'an. Evet, Kur'an'ın tabiriyle. İnsandan hayvan yapılmıştır tarihte. İnsan hayvana dönüşmüştür ama hiçbir hayvan insana dönüşmemiştir. İnsana dönüştürdü ya siretini suretiyle beraber. Ha? İnsan hangi alemlerden geldi? Haritasını yaptık öyle iki kelam. Darwin şöyle diyor. Ona basit şeyler, teori, fik, iddia adam. Biz o şeceri hırkat, insanın ruhu, aklı nerelerden geldi? Bir bak bakalım insan, ha cinset olarak Darwin izah ediyor. Lan Darwin'in zamanında balon gibi hücre vardı. Hücre anlayışı şöyleydi, balondu. Ha, bak anlayışa bakın, 1938'de attı bunu. Kendisi 1938'de DNA bulundu, özür dilerim. 1876'da öldü. Ustadım vefatında, doğumunda. 1938'de DNA bulundu. DNA'nın şeyi, yani orada bir program var diye. O zamana kadar hücre balon gibidir. Kalsiyum, magnezyum, uranyum, kükürt vesaire. Yani elementler bu torbanın içinde. Tombala torbası gibi. Yani hücre anlayışı böyleydi. Bir DNA, bir RNA, bir kromozom, bir sistem, bir yazılım. Öyle bir şey yoktu. Öyle bir yoktu gündemde. Bu mantığa göre, bu hücre anlayışına göre bu teori attı. Altını çekersen, yazılımı koyarsan altına, uçtu ya. Çünkü dışa çıkanlar batının dışa vuruşudur. Diş etkenlerle içerisi yapılmıyor. İçten dışarıya çıkıyor varlık. DNA'dan dışarıya çıkıyor. O kadar. O kadar basit ya. Evet, neyse ona da cevap olsun. Kusur, yani Allah'ın dışında kim yaptı sorulursa sebepler, kusur ve zafiyetten hali olmayan esbabı kesire. Yani sebeplere baktığımız zaman hepsi kusur. Hayatı yok. Mesela ağaç. Hayatı var. Sığır. Şimdi ağaç seni düşünür. Sana merhamet edecek. Seni bilecek. Kimyanı bilecek. Mideni bilecek. Gözünü bilecek. Ona göre boya atacak. Ya arkadaşlar. Allah aşkına. Oto kaporta boya dükkanında. Ama gördünüz mü? Sopayla dükkana geliyor. Boya tabancasını alıyor. Arabaya harika boya atıyor. Pişt, pişt, pişt. Böyle bir gördünüz mü? Lan boya... Boya dükkanına ama alır mısınız? Ya bu göze veya bu elmaya, bu renge, bu renk değil mi? Şimdi buna boya atacağım. Ben de yaptım bir boya biliyor musun? Tanıdığımın dükkanı, ulan dedim, burnuna bağladı. Biz de yaparsan ver şu tabancayı. Abi dedi, sana başka saç vereyim de orada boya. Boya tabancası var ya. Ne var lan, biz de böyle yaparız. Böyle bir yaptım, çabuk oldu, fazla atmadım. Biraz yavaş yaptım, yığıldı. Ulan sen nasıl yapıyorsun öyle? Şşt, şşt yapıyor. Abi dedi, en az 25 sene verdim bu çıt çıt için. Peki portakalın kabuğunu portakala boya atan ama olduğunu iddia ederse bu adam, abi kaportaya, cansız araba kaportasına ben 25 sene oldu bu boya attığımı diyen adam dese ki portakala boya atan kördü. Ben burada anlaşamıyorum işte onlarla. Değil mi? Benim gözümü kör yaptı. Ateistle konuştuk bunu. Herkes de seyrediyor. 10 dakika sen konuşacaksın, 10 dakika ben. Langur langur yok. Onlar baktı ki bu cevap veriyor, etraf istifade ediyor. Kuş gibi daldan dala koşuyorlar. Sakın ha, öyle şeyi gelmeyeceksiniz. 10 dakika ben konuşacağım, 10 dakika sen. Kesinlikle girmek yok. Al kalemi yazarsın. Ama soracağım. Hayır yazacaksın, girmeyeceksin. Baktı ki cevap veriyor, tak oraya atıyor.
Hatırlar mısınız giden de gidip de gelen mi var diye uçakta bir hadisi olmuştu. Baktı ki cevap veriyor. Beyefendi lütfen biraz ufak dedi. Ne olur mu dedim ya sen sorunu herkes duydu. Cevabı da herkes duyacak kardeşim. Hani sitede var gidip de gelen mi harika bir şey. Şimdi orada dedim ki bilesiniz bununla alakalı. Bu kainatın arkasında fail olarak şu anda son fikirler ya son. Fail yapan kimdir siz? Kimi söylüyorsunuz? Enerjidir diyor. Enerji. Yani bu kainat yapan enerji midir? Evet. Aynıyız o zaman. Yani bu kainatı yapan enerji ise gözümü de o yapmıştır. Sesi yok. Gözümü yapan enerji kendisi kör olmaması lazım. Bu enerji görüyor. Yaz. Kulağımı bu enerji yaptı. Sağır değil bu enerji. Şuurumu bu enerji yaptı. Şuurlu enerji. Şefkatimi, hayamı, inancımı, reddimi, kabulü, hislerimi, gadabımı, öfkemi, aklımı çiz ya, yaz. Yaz diye. Artı. Bu sıfatların toplamına ne denilir? Nokta, nokta, nokta. Yani tamam. Sen bana hep Allah söylettirmeye çalışıyorsun dedi. Hiç unutmuyorum. Ulan, o, madem Allah demek zorunda kalıyorsa de işte o zaman. Arkadaşlar o enerji dediğini biliyor musunuz? Esma, kuvvet yani esmalar demektir. Bu kainatın içini ve dişini sarmalayan, kuşatan enerjidir diyor. Yani Esma-i Hüsna'yı söylüyorlar. Yani bir bardak buz. Gir içeriye. Su. Gir içeriye. H2O. Gir içeriye. Enerji. Ya oraya gelemedi esire. Biraz da girse esir. Biraz da girse maddi hayat. Biraz da girse aynı hayat cennet. Cennet burada var. Aynı hayat. Nerede var? Buzun neresinde su varsa dünyanın orasında cennet var. Buzun neresinde su varsa bak buz sudur. Yok de hadi. Sudur ama H2O'dur. H2O ama enerjidir. Enerji ama esirdir. Esirdir ama maddi hayattır. Aynı hayattır. Akıl cevheridir. Aynı yerdeyim. Bir yere gitmiyor. Ruh cevheridir. Nur-u Muhammed'idir. Esma'dır. Esma'nın dışa vuruşudur. Bunları, bu süreç. Buna hakikat bin derler ya, hakikat bin nazar. Buza bakarken suyu görür. Suya bakarken enerjiyi görür. Bu süreci fark edenlere hakikat bin denilir. Hakayık eşeğe sabit etin. Bakalım nasıl? Peki, buzun neresinde su varsa dünyanın orasında ahiret var. Odunun neresinde nur varsa dünyanın orasında cennet var. Odunun neresinde duman varsa dünyanın orasında cehennem var. Odunun neresinde duman varsa cesedin orasında nefis var. Odunun neresinde nur varsa cesedin orasında ruh var. Senin ruhun cesette nerede? Odunun nuru neredeyse. Peki. Ustad elimize öyle bir güç verdi ki bize de keyif yaptırıyor ya. Ve bir şeyin icadında gayri mütenay esbabın iştirakı lazımdır. Mesela şimdi örnek veriyor bir tane. Bizden düşük bir hayat seviyesinden gösteriyor ki kavrama daha kolay olsun. Bal arısı her şeyle alakadar olduğundan. Öyle değil mi? Güneşle alakadar. Bal arısının yani gözünü yapmak için bir göz, göz ya ilmi yetmiyor. Güneşi bilmek lazım. Kırılma açılarını bilmen lazım. Öyle değil mi? Gözü yapmak için mideyi de bilmek lazım. Mide gözle de çalışır. Aç olan, oruç olan adam bir böyle yemeğe bir baksa aman ya falan mide kız kalkıyor. Değil mi? Veya lan dur lan ağzını şapladı falan hem de mekruhtur. Bak ses de mide çalışıyor. Kokuyla çalışıyor. Yani göz yapmak için göz ilmi yetmiyor. Alakadar olduğu her şeyi de bilmek lazım. Yani gözü yapabilmesi için güneşi bilmek lazım. Bunu he demek için Müslüman olmaya gerek yok ki. Mantıklı ol yeter. Yani güneşi bilmeyen göz yapamaz. Ya arkadaş, anne karnı karanlık. Annenin yediği fasulye, domates, ekmek, biber vesaire, kör madde. Ya bununla karanlık yerde göz olur mu ya? Kullanılan teknolojiye bak ya. Maddeyin Allah. Çok tuhaf ya. En azından şunu de, Allah deme de, demeyeceksen. Vallahi kör birisi yaptı diyemem ya. Yani çok ayıp olur. Karanlık yerde, kör maddelerden
gözü kör birisi yaptı. Çok tuhaf. Her şeyden bir şey, bir şeyden her şey. Yapıyor. Mesela bal arısı diyor, her şeyle alakadar olduğundan, öyle değil. Güneşle alakadar değil. Çiçekle alakadar değil. Bak taşa konmuyor, ağaca konmuyor, çiçeğin şurasına konuyor. Alakadar olduğundan, eğer icadı esbaba isnat edilirse, sebepler yaptı bal arısı denilirse, semavat varzın iştirakı lazımdır. Yani arıyı yapmak yetmiyor. Arıyla alakadar olan her şeyin de saniye olması lazım. Atom kim ise atomla yapılan da onundur. Deniz kim ise içindekiler de onundur. Arı yapabilmesi için güneşe hakim olması lazım. Havaya hakim olması lazım. Bak, nefes alıyorsunuz. Aynı nefesi fil de alıyor. Aynı nefesi karınca da alıyor. Mikroplar da alıyor değil mi? Nasıl bir şey ya? Şu sisteme bak. Ve hakeza kesrettin vahitten suduru, vahidin kesretten suduru kadar zahmetli değildir, daha kolaydır. Ne demek? Bir kumandanın efradı kesireye verdiği intizam ve yaptırdığı işleri o efradı kesire kendi başlarına büyük bir müşkülattan sonra yapabilir. Yani şu. Bir yüzbaşı bölüğün komutanı, yüz kişinin. Bir kişi o yüz, bölüğe, yüz kişiye tek bir kaynaktan emir verdiği için eğitimim daha mı kolay olur? Yoksa hepsine desek ki hepiniz komutansınız, kendi kendinize işbirliği yapın ve askerliği yapın. Yapılması beklenen şeyi beraber yapın. Hiçbir iş olur mu? Bak, bir amaya desem ki, amaya. Kör olan. Şimdi bugün cumartesi ders yapacağız. He? Bak sen bu odayı, bu salonu ders şekline getir. Getirdi bunu buraya koydu. Yastığı oraya koydu. Şimdi gitti geldi. Öteki kitabı da bunun yanına getirdi. Desek ki bir şeyler olur. Ya ama olsa. Dört tane ama koyalım. Daha çabuk mu olur? Şimdi bak. Bu ama bunu buraya koydu. Gitti öteki kitabı getirirken getirecekti. Ötekisi bunu ne yaptığını konuşma yok. Birbirine yardım yok. Bunun aya koyduğunu oraya götürür. Bu da ara. Allah ne? Yani birbirini takviye olmaz. Bozar. Dört ama daha kötü olur. Olmaz. Sebeplerin körlükleri arttıkça birbirine destek olmaz. Hele sağlıkları da artarsa, şuurlukları artarsa, şuursuz, hele eli ayağı yoksa, işte tabiat kanunları kördür, sağırdır, eli ayağı yoktur, aklı ve şuuru yoktur. Kanun desem bir şey olurdu da, kanunlar deyince dört tane ama mesela gözü yok, bir de kulağı yok. Bak şimdi, getirdi mi bunu? Bir de yapıyorum. Nerede oturacak? Burada oturacak. Koydu. Şimdi ötekisini de gitti getirdi orada. Başka bir tane de vardı. Neredeydi? Bunun önünde. Ara ara ki yok. O çünkü günlere götürdü. Birbirine destek olma. Sistem bozuldu. İşte diyor ki kesretim vahitten sudurum. Yani 100 tane askerin mükemmel iş yapması, tek komutadan çıkması vahidin kesretten suduru kadar zahmeti değildir. Yani çok kolaydır. 100 kişi kendi başlarına, ulan hadi lan hürsünüz, kendi başınıza düşünün, şu işi yapın. Tek bir iş çıkmaz. Askerlik yapanlar bilir. Mesela diyor bir kumandan diye misal veriyor. Sormak istediğiniz var mı? Evet, bakayım kaç dakika oldu. Evet, tam saatim geldi. Demek ki son cümle, bu kainat var, varım. Yani kainattan değil, kendimden önce. Ben varım. Beni yapana, beni yapanı arıyorum. Kanunlar, sebepler yaptı, bir şık. Allah yaptı, bir şık. Allah'ı tanımadığım için yaptı diyemiyorum.
Tanımadığımdan dolayı da yapamaz diyemiyorum. Çünkü tanımıyorum ki yapamadığını bileyim. Tanımıyordum zaman olabilir, olmayabilir. Yapma ihtimali %50. Sebeplerin yapma ihtimali %50, %50'ydi. Ama bu benim dışımda. Ama sebepler benim yanımda. Sebeplere bakıyorum. Baktım ki bana müdahalesi mümkün değil. Yapamaz. Bu ikisinin dışında da bir fail olamayacağına göre, ikisi de birbirine çatıştığına göre bir tanesi %100 olur tanımasam bile. Ötekisini tanıdığım için bu devre dışı olur. Çünkü başka şık yoktu. Hani deseler ki diyor usta, şu kapıyı açacak 4 tane anahtar olsa ama kesin 4 tane bir tanesi. Bir tane denedin açmadın. Ötekisini denedin açmadın. Üçüncüyü denedin açmadın. Dördüncüsü ne olur? %100 olur. Ama ilk önce açma ihtimali kaç olur? Kaçta kaç olur? Dörtte bir. %25 değil mi? Dörtte bir. Ama bir tanesi devre dışı oldu, açmadı. Üçte bir. Bir tanesi devre dışı oldu. Bu da devre dışı olsa bu %100 olur. İster dene ister deneme. Yani sebepler ve kanunlar yapamayacağını yanı başımızda olduğundan dolayı sıfır olur. Ötekisi olabilir, Allah yapabilir ihtimali %100 olur. Vâhir davâhu men ilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs selavâtu.